Bir siz de eksiktiniz ya. Şş, sakin. Geldiniz abi, gelsenize. Mahkeme kaçtaymış? Geç kalmadık değil mi? Yok yok, daha vakit var. Hadi girin. Ozan sağ olsun, hep bizim yanımızda oldu. Biz de bugün ona destek olalım dedik. İyi yapmışsınız. Hep birlikte çıkarız birazdan. Allah kahretsin. Ev tıka basa insan doldu. Ne yapacağız şimdi anne? Sakin ol dedim, ben halledeceğim, merak etme. Ne yapacaksın sen o silahla? Bir onu bulup bu silahı ben eve saklayacağım onu. Polisler mutlaka evi arayacaktır. Kaan'ı vuran kurşunun bundan çıktığını da anlayınca artık gerisini Ozan düşünsün. Anne delirdin mi sen? Ev insan doldu. Nereye saklayacaksın silah? Bugün Ozan'ın duruşması var. Nasıl olsa evden çıkacaklar. O zaman saklayacağım. Anne saçmalama ya. Ne yapayım Fatih ya? Ne yapayım? Yani gidip o gerizekalı Kaan'ı ben öldürdüm mü diyeyim? Teslim mi olayım? Polise gideyim, bütün planları oğlumla ben yaptım diyeyim. Oğlum geri dönüşü yok artık. Ayağımız pedala bağlı. Durursak düşeriz. Sonuna kadar savaşacağız. Anne. Öf. Anne. Ya of anne ya, of! Tamam, çıkıyorlar. Birazdan herkes çıkınca biz gireriz. Aslan. Oğlumu da al gel kızım. Bırakma oralarda. Sen hiç merak etme Jülya teyze. Ben Ozan'ı getireceğim geri. Jülide Hanım, siz gelmeyecek misiniz mahkemeye? Oğlan arar orada annesini. Ben oğlumu o halde görmeye dayanamam Nur Hanım. Hem çok korkarım. Ya görmek istemezse beni? Ya kızarsa bana? Ne yaparım ben? Siz endişelenmeyin. Her şey düzelecek. Ozan Bey kızıp kimseye ateş etmez. Olmadı ben mahkemeye çıkarım. Hakime derim. Ailece kefil izlerim. O masum derim. İnşallah akşam da yemekte hep beraber olacağız. İnşallah, inşallah. Hadi Aslı, sana güveniyorum kızım. Oğlumu al gel. Sen hiç merak etme Jülide teyze. İçini ferah tut. Bu Jülide de evden dönünce Aslı'nın annesine iyice yapıştı. Onun sonu hepsinden beter olacak. Ama dur sen, her şeyin bir vakti var. Önce şu silahı eve saklayıp Ozan'ı içeride tutmamız lazım. Görüşürüz. Hadi, hadi mahkemeye geç kalacağız. Hadi yürü. Anne yürü, geliyorlar. Yürü. Tamam. Gittiler galiba. Ben de eve gideyim, şu silahı saklayayım. Tamam. Ben de bir şirkete gideyim. Şu hisseleri kontrol edeyim. Dikkat etmemiz lazım. Evde görüşürüz, dikkatli ol. Şule Hanım. Siz ne zaman geldiniz? Hiç duymamışım.
Şey, ben eve girmeden önce bahçeye bir kolaçan edeyim dedim. Köpekler çöpleri dağıtıyor ya, etrafta çer çöp varsa onları bir toplarım dedim. Sizin bugün izin gününüz değil miydi? Öyleydi ama aklım sizde kaldı Jülide Hanım. Yani çok zor günler geçiriyorsunuz. Yardımcı olabileceğim bir şey vardır diye düşündüm. Zor günler, evet haklısın. Hadi içeri gir. Baksana bahçede hiçbir şey yok. Sıcak bir şeyler yapıp içeriz. Hadi gel. Tamam, öyle yapalım. Tamam. Hem bugün oğlum gelecek. Ona sevdiği yemeklerden yaparız. Hazırlarız Jülide Hanım. Geliyorum. Hadi. Evdeymiş Allah'ın belası. Ne yapacağım şimdi ben? Ozan Karniyara. Kimdi o gelen? Sucuydu Jülide Hanım. Yanlış gelmiş. Oluyor bazen öyle şeyler. Hadi mutfağa geçelim. Mesaj geldi. Duruşma iyi gidiyormuş. Akşama gelir Ozan. Hazırlıkları bitirelim.